Merhaba sevgili seyirciler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avrupa'da Hayat programında birlikteyiz. Avrupa'da Hayat ama böyle yeni sahadan esen bir gürültü var şu anda Avrupa'da. Bu konu hakkında uzman arkadaşlarımızla birlikte bir görüşme yapacağız, fikir alışverişi yapacağız. İsterseniz teker teker sizleri onlarla tanıştırayım. İlker Makine Bey kendisi Belçika'dan katılıyor. Kendisi sosyal girişimci ve aynı zamanda nükleer enerji mühendisi ve yapay zeka uzmanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İlker Bey. Onun hemen yanı başında Bülent Bilgi Bey. Kendisi Almanya'da ikamet etmekte ve UID'nin 6. dönem genel başkanı. Farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif olmuş saygıdeğer bir beyefendi. Bülent Bey, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ve onun hemen yanı başında Vahit Polat Bey, kendisi doçent doktor Vahit Polat Bey, kendisi avukat olarak vazife görmekte, Fransa'da ikamet etmekte. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Vahit Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve ben Deniz Tunahan Kuzu, Hollanda'da 3 dönem milletvekilliği yaptım ve aynı zamanda Denk Partisi'nin kurucusuyum. Konuklarımla birlikte bazı konuları değerlendireceğiz. İlk sorumu isterseniz Bülent Bey size yönelteyim. Yeni sağdan bahsettik. Yeni sağ derken şimdi Avrupa'da yeni sağ bir hareket var. Hani aşırı sağ olarak da tanımlanıyor. Bazı ülkelerde tabii ki bu biraz daha değişmiş konumda. Hani yeni sağ derken kitlesini nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Almanya bazından bakacak olursanız. Şimdi aslında aşırı sağ partileriyle ilgili konuşurken ilk önce Almanya üzerinden tabii ki değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ancak Almanya'daki sağ partiler de evrim geçindi diyebiliriz. Özellikle bunu Fransa'da da görüyoruz ama Almanya'da da bu gerçekten söz konusu. Irkçıların hatta parlamentolarda, federal parlamentoda ve eyalet parlamentolarında ırkçıların, Nazilerin artık yer bulduğu söylenmekte. Bu kısmen elbette doğru. Bunu kesinlikle böyle söyleyebiliriz. Şimdi aşırı sağın yükselmesi veya bu ırkçı partilerin yükselmesinin sebeplerini iyi etüt etmek gerekiyor. Bu olayı iyi kavrayıp, iyi anlayabilmek, iyi teşhis koyup, iyi bir tedavi edebilme noktasında iyi bir analiz gerektiriyor elbet. Bu aşırı partilerin aslında dünyada yaşanan gelişmeler çerçevesinde, yani bu gelişmeler bu partilerin ekmeğine yağ sürüyor diyebiliriz. Evet, o konulara az sonra geleceğiz ama mesela siz şu anda Almanya'da sokakta yürüdüğünüzde, ki Almanya'da ikamet ediyorsunuz, sokakta yürüdüğünüzde hani ne profildeki insanlar bu yeni sağ, bu AfD partisine oy veren kitle nasıl bir kitle? Çok güzel bir soru. Aslında bundan birkaç yıl öncesine kadar eski Doğu Almanya eyaletlerinde ağırlıklı olarak güçlü olan bir aşırı sağ kitlesinin söz konusu olduğunu söyleyebilirdik. Ancak son 4-5 senede bu aşırı sağ partilerin özellikle Doğu Almanya'da güçlü bir şekilde sahneye çıkmasıyla birlikte sadece Doğu Almanya'da değil, Almanya'nın genelinde güçleniyor. Hangi kesimlerde güçleniyor? Mesela eski sosyalistlerde solculardan oy alıyor. Sağcılardan, muhafazakarlardan oy alıyor. Yaş kategorisine baktığımız zaman gençlerde ve yaşlılarda oy alıyor. Ve son seçimlerde, son 3 eyalet seçimlerini analiz ettiğimiz zaman şunu görürüz. 16-24 yaş arasındaki gençlerin her 3 gençten biri, yani takriben %33'ü gençlerin aşırı sağ partilere oy veriyor. Bu evet. Çok tehlikeli bir gelişme. Ülkenin genelinde baktığımızda aşağı yukarı %20 ile %25 arasında bir oran çıkıyor değil mi? Genelde öyle, ancak Doğu eyaletlerinde işte birkaç gün önce, birkaç hafta önce 3 eyalette seçimler oldu. Sachsen eyaletinde, Thüringen eyaletinde ve Brandenburg eyaletinde son olarak. Ve burada %30'lar bandında. Aslında AfD bence, kanaatimce daha fazla oy alabilir ırkçılar, daha fazla oy alabilir ama insanlar hala bu partiye karşı bir çekinceyle yaklaşıyor diyebiliriz. Bu partiye yani aşırı sağcı olan ırkçılar da oy veriyor ama vatanperver Almanlar da oy veriyor. Endişesi olan, medeniyetinin tehlikeye girdiğini düşünen Almanlar da oy veriyor ve özellikle gençlerde, az önce bahsettik, 16-24 yaş arası gençlerde ciddi anlamda bir kitlesi var.
Daha önceki seçimlere baktığımız zaman bu çevresel konular ön planda olduğu için Yeşiller Partisi'ne gençler yöneliyordu. Ancak şimdi gençler Yeşiller Partisi'nden tamamıyla çekilerek aşırı sağa yüklenmeye başladılar. Çünkü dünyadaki gündem biraz değişti. Evet. Hani çevresel konular arka plana düştü diyebiliriz. Savaşlar ön plana çıktı. Güvenlik ön plana çıktı. Medeniyetlerinin tehlikeye girdiği algısı ön plana çıktı. Dolayısıyla gençler de aşırı sağ partilere yönelmeye başladı. Bu sadece Almanya'da görülen bir fenomen değil. Avrupa genelinde gördüğümüz bir fenomendi diye düşünüyorum. Güzel söylediniz ve Avrupa genelinde böyle bir fenomen olduğu için isterseniz olaya bir de bu açıdan bakalım. Az sonra konuların içeriğini biraz daha irdelemeye çalışacağız. Ama Vahit Bey, Fransa'ya baktığımızda hani orada da Front National diye bir parti var değil mi? O partinin kitlesini siz nasıl tanımlarsınız? Aslında Bülent Başkan çok iyi toparladı. Yani Almanya ile ilgili aynı izme Fransa'da da yaşanıyor. Bu Front National dediğimiz yani Ulusal Cephe Partisi dediğimiz çok eski bir parti. 50 yılı açmış bir parti. İlk zamanda bu parti kurulduğunda aşırı sağcı, ırkçı bir partiydi. Yani faşist bir partiydi. Zaten zamandaki için 2. Dünya Savaşı'ndaki faşistler kurdu bu partiyi. Evet. Hemen akabinde bu parti işte biraz daha presentable olabilmesi için Jean-Marie Le Pen'i aldılar. Jean-Marie Le Pen geldi. Kendisi bir defa milletvekili seçilmişti. Ona birinci evrimini orada yaşadı. Bülent Başkanıma katılıyorum. Orada birinci evrimini yaşadı. Bu çok karizmatik bir lider oldu. 30 yılı aşkın bir süre üzerine bu partiyi Fransız siyasetine yerleştirdi. Yani gerçekten yerleştirdi. Artık bu Front National Partisi Fransız siyasi yelpazesinde güçlü bir parti. Yani Sosyalist Parti kadar ve Merkez Sağ Partisi kadar bir yerleşmiş bir parti. Onun akabinde ikinci evrimi kızıyla geldi. Biraz gençleştirme oldu. Ama şurada bir sıkıntı vardı onlarda. Jean-Marie Le Pen sürekli ırkçı olarak gözüktüğü için kızı biraz daha yenilikçi oldu. Ve kızından sonra şimdi Jordan Bardella geldi. Tamamen o aileden çıktı. Yani bir aile partisi değil de gerçekten kitlesel bir parti oldu. Böyle bir kendi evrimini yaşadı. Ve sosyolojik olarak hani seçmen kitlesine nasıl hitap ediyordu? Zamanında bunlar ırkçılara. Yani aşırı sağcı, çok aşırı işte Hristiyanlar, çok muhafazakar Hristiyanlar bu partiye oy veriyordu. Bu ırkçılık vardı. Ama yıllar geçtikçe bunu da Marine Le Pen yani Jean-Marie Le Pen kızı geldikten sonra ve Jordan Bardella geldikten sonra biraz daha sosyalleştirdiler. Aslında bu sosyalleştirme ta partinin ilk başındaydı. Çünkü bu gerçekten bu ırkçı söylemin, ırkçıların ve yabancı karşıtı olma söyleminin sosyal boyutunu. Bu gerçekten bir felsefe yani partinin kendi felsefesinde sosyal boyutunu. Yani aslında bir yabancı gelmesi bizim işimizi alıyor. Yani bir Fransızın işini alıyor olarak algılandı. Ve bunu, gerçekten o duygu hala hakim değil mi? Şimdi 1980'lerden beri bu hikaye anlatılır. Vay yabancılar geldi bizim işimizi aldılar. Ya zaten bu söylem daha hala mevcut mu Fransa'da? Hala mevcut. Zaten Jean-Marie Le Pen 70'li yıllarda bu sloganla geldi. 1 milyon göçmen çok fazla ve 1 milyon işsiz insan var. O göçmenleri çıkarttığımız takdirde işçileri biz alabiliriz. Bu boyutu da François Duprat'dir aslında bu fikir babası. Bu François Duprat bunu söyledi. Bunları biz yerleştireceğiz, insanların hafızasına yerleştireceğiz ve eninde sonunda sağ partiler ve bütün partiler buna kabul görecekler. Ve şunu hiç unutmayın, herkes orijinali taktikten daha çok beğenir diyorlar. Orijinali de Front National. Ve bu artık kitlesel parti oldu. Yani son seçimlerde, biz Fransa'da son seçimlerde, Temmuz ayı başında olan seçimlerde 11 milyon oy aldı. Bu kitlesel bir parti. Yani korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Ama bunu da az sonra biraz daha irdeleyeceğiz. Aslında böyle bir trend yakalamış durumdayız. Hani Bülent Bey'in anlattığıyla... Vahit Bey sizin anlattığınızın üzerinde bir trend var. Ne gibi bir trendden bahsediyoruz? Yani bu partiler sürekli kabuk değiştiriyor ve kendilerini geliştiriyorlar ve daha büyük kitlelere hitap ediyorlar. İlker Bey size sorduğumda Belçika'da bu konuda bu şekilde düşünülebilir mi? Şimdi Belçika'da iki tane gerçek var diyelim. Çünkü bir tarafta Flaman kesim var. Üç yani elayetten oluşuyor Belçika. Flaman bölgesi, Brüksel bölgesi, bir de Valon bölgesi. Şimdi size son seçimler bazı üzerine konuşacağım. Aslında baktığımızda Valon tarafında gerçekten bir sağ doğru bir akım gelişti. Hatta hani sağ seçmenlere baktığımızda aslında
Türklerin de çok yoğunlaştığı ve Müslümanların da çok yoğunlaştığı bir kitlesel bir akım oldu. Neden oldu bunu düşünülecek olursak da aslında biraz bir göçün hikayesini evet. okumamız gerekir. Şimdi bu Türkler mesela Türklerden örnek vereyim. 1960'lı yıllarda Belçika'ya geldiler. Çalışçılar madenlerde veya temizlik inşaat işlerinde. Yani onlar da işçi kesimiydi. Bunlar tabii bir zamanla yıllar geçti. Bir kitleye, maddi bir güce sahip oldular. Ve daha çok bağımsız çalışmaya başladılar. Kendi şirketlerini kurdular. Restoran, şu yani değişik şeylere, girişimlerini gösterdiler. Girişim olduğu için tabii ki de sosyalist partileri bunların isteklerini, çıkarlarını pek karşılamayan bir parti olmaya başladı. Ve bu taraftan işte Emer Partisi, Valon tarafında aslında zamanında ırkçı olarak çıkan parti bundan bir istifade görüp aslında Türk adayları, Arap adayları, Faslı olan adaylarına ön plan koyarak bundan biraz da güç alarak aslında son seçimlerin Valon tarafında hakimliğini kazandı. Flaman tarafında bakacak olursak zaten Flaman yani seçmen zaten pek sola kayan bir seçmen değil. Hatta sosyalist, yani Voroyt Partisi, hatta ben şu an belediye seçimlerine katılıyorum. 13 Ekim'de olacak belediye seçimlerinde Voroyt Partisi'ne katılıyorum. Voroyt Partisi bile sosyalist Flamanlar daha çok ortaya yakın bir parti evet. olarak gözüküyor. Şimdi o merkez partilerin durumunu da değerlendirmeye alacağız. Valon bölgesinden örnek verdiniz. Sanırım Belçika'daki yaşayan Türk toplumunun büyük bir kısmı Flaman bölgesinde yaşıyor değil mi? Evet. Oradaki gelişmeyi bir göz önünde bulundurabilir misiniz? Hani Anvers gibi şehirlerde, Gent evet. gibi şehirlerde orada bu durum nasıl olarak yaşanılıyor? Onu anlatabilir misiniz? Tamam, paylaşabilir misiniz? Tabii. Zamanla zaten yani dediğim gibi Flamanların... Çünkü kusura evet. bakmayın lafınızı bölüyorum. Çünkü orada da Flams Blank diye bir parti evet, var tabii. değil mi? Tabii. Evet. Tam da oraya gelecektim. Aslında tam bir Flams Blank var. Bir de yanında da bir NVA partisi var. Yani iki tane ırkçı parti. Biraz da bir NVA çok aşırı ırkçı kalamıyor Flams Blank'ın yanında. Ama baktığımızda rakamlara mesela 9 Haziran gecesine baktığımızda aslında müthiş bir yükseliş var. Hem NVA hem de Vlaams Belang evet. tarafından. Tabii biraz daha Vlaams Belang'ın düşüşü vardı o gün orada bir açıdan. Ama NVA'nın çok büyük bir yükselişi oldu. Hatta %47'ye kadar yani Belçika geneline baktığımızda böyle bir şey oldu. Hatta hükümet şu an daha kurulmadı. Kurulacak belediye seçimlerine bekliyorlar tabii. Evet. Arizona hükümeti, koalisyonu kurmak istiyorlar. Yani Emer, evet. NVA, Voroyt, bir tanesi DNV. Yani baktığımızda ağırlıklı sağdan oluşan partiler birleşmesiyle beraber aslında bir şöyle bir kitle oluşuyor. Ki Anvers'e baktığımızda, Antwerp'e baktığımızda orada zaten Bart De Wever diye bir başkanları yani yıllardan beri orada ki ırkçı pozisyonunu defalarca gösteriyor. Yani tabii Flaams Belang da oraya da girmeye çalışıyor. Yani zaten iki büyük kazananı yani en son seçimlerin Belçika'da Flaams Belang'la NVA olmuştur yani. Evet, evet. Ve yani böylelikle ortaya çıkan netice hem Almanya'da hem Fransa'da hem Belçika'da bu partilerin pastadaki payının büyütmesi bir taraftan diğer taraftan bunu da nasıl yapıyorlar? Hani farklı şekillere girerek geniş kitlelere hitap etmeye çalışıyorlar. Aynı sollanda da mevcut. Hani 1980'lerde yabancı düşmanı ve aşırı sağcı bir siyasi partiye destek vermek gerçekten imkansız ve hatta toplum niteliğinde ayıp olarak görünüyordu. Bunların bu siyasi partilerin başındaki insanlar televizyon programlarında, gazetelerde söylemeye bile değer verilmiyordu. Yani gerçekten gündeme bile gelmiyorlardı. Ve maalesef aradan yıllar geçtikten sonra şunu görebiliyoruz Hollanda'da. Hani geçtiğimiz seçimlerde hani Wilders'ın partisi en büyük parti olmuş konumda ve bu daha yetmemiş gibi daha geçenlerde çıkan anketlere baktığımızda partisi şu anda maalesef daha hala yükselişte. Onun için buna karşı tabii ki önlemler alınması gerekiyor. Az sonra bunun üzerine de değinmeye çalışacağız. Şimdi Sayın Kozi izin verirseniz bununla buyurun. Bağlantılı olduğu için şunu söylemek istedim. Çok güzel bir şey ifade ettiniz. Bu partiler kabuk değiştiriyorlar ama temelinde, özünde hala bu ırkçılık var mı yok mu sorusu gerçekten çok çok önemli. Fransa'da
Le Pen ailesinden çıkarak Jordan Bardella'ya geçtiğinden bahsettik. Ama günün sonunda baktığımızda Jordan Bardella da ailenin damadı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla vitrinde değişiklik var ama özde, o temelde, sizin bahsettiğiniz o temelde gerçekten bir değişiklik var mı? Bunu iyi irdelemek gerekiyor. Aynen aynen. Şimdi mesele hani sizin de anlattığınız üzerine eskiden Vahit Bey de bunu söyledi. Eskiden faşistlerin kurduğu bir parti olarak tabir ettiniz. Sizler de aşırı sağın, hatta Nazilerin, yeni neo-Nazi dediğimiz kesimin devamı olarak tanımladığınız gruptan bahsettiniz. Ve gün geçtikçe yelpazeyi genişletmek için hani sosyal ekonomik temalara başvurdular. Onun yanı sıra şu andaki gündemde olan bazı meseleleri felaket bir şekilde gündeme getiriyorlar. Ve müsaade ederseniz bu konu üzerinde sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü hani bu yeni sağ olarak nitelendirdiğimiz siyasi partiler, olaya bu açıdan bakalım. Yeni sağ olarak nitelendirdiğimiz partilerin irdelediği başlıca bir göç konusu var, değil mi? Hani göç bunları felaket bir şekilde rahatsız ediyor ve bunun üstünde müthiş popülist söylemler oluşuyor. Doğru mu? Evet, Hollanda'da bunu görüyorum. Bu doğru. Bunu isterseniz önce Vahit Hocam sizinle başlayalım. Fransa'da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani evet, haklısınız ya, Fransa'da da aynı. Yani bu partilerin temel siyasi demeçleri göç üzerine. Göç üzerine, ama şu bir gerçek var. Bu gerçeğin de altını çizmeye gerek yok. Aslında yani sadece göç değil. Çünkü göç bütün dünyadan geliyor. Hani örnek vereceğiz. Son iki yılda yaşadığımız, hani Avrupa'da bir Ukrayna göçü gördük. Ama hiç kimseyi rahatsız etmedi. Gerçek olarak bu, hani kelimeleri de bazen koymamız lazım. Yani söylememiz lazım. Aslında göç Fransızların algı, yani bilinç altında göç Müslümanlık demek yani. Evet. Aslında gerçekten yani bu bir gerçek. Bunun altını çizmek burada gerekiyor. Burada bir çifte standart yani, evet, ortaya çıkıyor değil mi? Evet evet. O çifte standart ortaya çıktı. Yani insanların hani rahatsız eden göç, hani Hristiyan dünyasından veya Batı dünyasından gelen göç değil. Yani rahatsız eden göç Müslüman ülkelerden, Güney ülkelerinden diyelim. Daha biraz makroekonomik bir terim kullanmamız gerekiyorsa, hani Güney ülkelerinden gelen göç rahatsız ediyor. Ve aslında bu göçe savaş açmışlar, cephe açmışlar. Evet. Sürekli demeçleri bu konuyla ilgili ve yani bütün siyasetin, kendi siyasetlerin temelinde o temel taşı göç ve diğer konular, işte sosyal konular. Sosyal konular nasıl oluyor? İşte örneğin hani siz bir şu anda konuşulan, yani mevcut şu anda Fransa'da konuşulan bütçe tartışmaları var şu anda Fransa'da. O bütçe tartışmalarının içinde de şu anda en fazla konuşulan işte ikamet hakkı olmayan yabancıların, Fransız devleti onlara devlet medikal yardımı veriyor. Evet. Yani hastaneye gittiğinizde o, evet, o biz sadece bütçenin içinde 250 milyar dolarlık, euroluk bir bütçenin içinde 1 milyar, en fazla 1 milyar euroluk bir yatırım, o yatırımı tartışıyorlar. Diğer bütün hiçbir şeyini konuşmuyorlar. Sadece yani kitlesel küçük bir parçayı konuşuyorlar. Şöyle, o gerçekten çok enteresan. Hani deveyi, evet, pireyi deve yapıyorlar, evet, değil mi? Öyle, evet, bir şey söz konusu. Şimdi Fransa sömürge ülkesi. Zamanında işte Afrika'nın yarısını sömürmüş, Orta Doğu'yu sömürmüş ve sömürmüş de sömürmüş. O sömürgenin neticesinde de hani bir sürü göç, evet, oldu. O hani 1950'lerden itibaren bir göç akımı zaten mevcuttu. O zamanlarda problem değildi de 2024'te mi böyle büyük problem haline geldi Vahit Hocam? Ya aslında şu bu tarihi incelediğimiz takdirde aslında sorun olmaya başlayan zaman, yani 70'li yılların ortasından 80'li yılların başında ekonomik kriz böyle. Gerçekten o ekonomik kriz sadece konjonktürel bir kriz değil de yapısal bir kriz olduğunda. Çünkü şu anda yani hepimiz hemen hemen Akdeniz, biz yetiştiğimizde doğduğumuzdan beri bir kriz var. Böyle ekonomik sıkıntılıklar var. Ne kadar bir iki yıl böyle refah olsa da sürekli ekonomik kriz içindeyiz. Aslında bu ekonomik kriz, aslında olayın temeli ekonomi. İnsanlar refaha ulaşamadıktan dolayı suçlu arıyorlar. Günah keçi yani, politikası günah keçisi diyorsunuz. Yani Bülent Başkanım da söyledi. Hani Almanya'da, biliyorsunuz Almanya'da işte bu komünist zamanında iki tane Almanya vardı. O Almanyalar birleştikten sonra Doğu Almanya refah seviyesi daha düşük oldu. Almanlara eminim ki sorsanız Doğu Almanya'daki Almanlara da araları pek iyi değil. Mesela ona keza İtalya'da, evet, Güney İtalya'da bir Torino'lu bir Napoli'ci pek sevmez en azından. Evet. Bu Mezzogiorno dediğimiz o İtalyan güneyinde
böyle kendi aralarında bile sıkıntı var. Yani kendi toplumun arasındaki sıkıntıları yani başka ülkelerden, başka kültürden acısını çıkarıyorlar adeta. Yani evet, evet, evet. Ve ama işte bunu siyasete yansıttığımızda işte bu konu üzerinde durarak hani popülist söylemlerle ve hani doğru olmayan algılarla hani insanların insanları kendilerine çekmeyi başarıyorlar. Aynen öyle. Hani, ve o insanları hem çekiyorlar ve o hani suçladıkları insanlar da onlara cevap hani söz hakkı bile vermiyorlar. Çünkü sadece onlara savruluyorlar, salvo oluyorlar, onlardan hiç cevap almıyorlar ve sadece kendi raflarını sıklaştırıyor, kendi cephesini böyle sıklaştırıyor ve gitgide kitlesel partiler evet, evet. oldular. Algıyı sıklaştırdıkları evet. için hani kendi tabanlarını tutuyorlar ve karşılarındakini de susturuyorlar diyorsunuz. Bülent Bey, Almanya'da bu duruma baktığımızda hani bu günah keçi politikası ve işte söylemlerin aşırıya gitmesi ve daha geniş kitlelere yayılması hakkında sizin görüşleriniz nedir? Şimdi az önce de burada ifade edildiği gibi, Vahit Hocam'ın da ifade ettiği gibi baktığımız zaman göçün sebeplerine bakmak gerekiyor. Bir, ekonomik sıkıntıdan dolayı o ülkelerden kaçan insanlar, ülkesini terk eden insanlar var. Bunlara işte ekonomi anlamda göçmen, ekonomik göçmen deniyor. Bir de savaş hasebiyle ülkelerini terk eden insanlar, göçmenler var. Şimdi burada da maalesef Avrupa'nın birçok noktasında, birçok ülkesinde, birçok alanında, birçok katmanında olduğu gibi burada da yine bir çifte standart var. Az önce ifade edildiği gibi Ukrayna'dan gelen sarı saçlı, mavi gözlü, Ortodoks da olsa neresinden bakarsanız bakın Hristiyan olan göçmenlere daha pozitif bir yaklaşım söz konusu. Sosyal sistemden hizmet almaları noktasında daha ayrıcalıklı, imtiyazlı bir toplum olarak bu görülüyor. Sadece Almanya'da değil, diğer ülkelerde de bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla göçün gelmesiyle birlikte kimin göçtüğü önemli ve bu insanların göçtükten sonra ülkede oluşturdukları algı önemli. Bir Ukraynalı'nın oluşturduğu algıyla Suriye'den veya Orta Doğu'dan veya Afrika'dan gelen göçmenlerin oluşturduğu toplum nezdinde algı çok farklı. Ukraynalı tehlikeli olmayan, bize, kültürümüze yakın olan göçmeni olarak görülüyor, imtiyazlı noktaya konuluyor. Ama özellikle Güney'den ve Orta Doğu'dan ve Asya'dan gelen 3 göçmen akımı var biliyorsunuz. Bir Sahra altı üstü Afrika, Akdeniz üzerinden, bir Orta Doğu üzerinden Suriye vesaire, bir de Afganistan, Orta Asya'dan gelen göçmenler var. Bu göçmen, 3 göçmen akımı hepsi Müslüman. Dolayısıyla Ukraynalı'nın yerine bunlar geldiğinde de şöyle bir durumda söz konusu. Bu insanların medeniyeti bizimkinden farklı. Bu insanlar savaş bölgelerinden geliyor. Bu insanlar bizim için göç oluşturan, bu insanlar bizim için güvenlik tehdidi haline gelmiş gibi bir durum oluşuyor. Bir de maalesef bu ülkelerden gelen insanların da savaş psikolojisiyle orada gördüğü şiddeti, günlük hayatında normal bir yer almasıyla birlikte bu insanlar, tabii hani hiç suçsuz da diyemeyiz insanlara, bıçakla saldıran insanlar. Almanya'da oldu geçen de biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ülkeden gelen insanların bıçaklarla değişik etkinliklerde Almanlara saldırıp veya işte Hollandalı'ya neyse artık buraya gelip saldırıda bulundukları zaman bu partinin söylemleri güçlenmiş oluyor. Dolayısıyla Alman toplumunda da veya işte Fransız, Belçika fark etmiyor. Alıcı buluyor. Dolayısıyla Ukrayna'dan gelen sarı saçlı, mavi gözlü Hristiyan göçmen tehdit değil, zenginlik. Ama Müslüman ülkelerinden gelen işte esmer, medeniyeti bize uymayan, Hristiyan olmayan, Müslüman olan insanlar bize tehdit. Peki, algısı söz konusu. Bunu da maalesef şunu söylemekte fayda var. Maalesef böyle bir gerçek de var. Ancak bu O gerçek var diyorsunuz da olayı biraz çevirelim şimdi. Hani o saldırıyı hani Güney Afrika'dan gelen esmer bir vatandaş yapmamış olsa da bunu Ukraynalı, sizin de tanımladığınız gibi mavi gözlü sarı saçlı birisi yaptığında nasıl bir tepki görüyor Almanya gündeminde? Çok ilginç. Ukrayna'ya bile gitmeden bu aynısını bir Alman, biyolojik Alman yapmış olsa bile bu sefer bu işte bir tehdit olarak değil, psikolojik, psikiyatri vaka olarak görülüyor ve farklı bir kategoriye konuluyor. Evet. Burada da ikiyüzlülük söz konusu. Ancak biz burada bu durumları analiz ederken gerçekten de sosyolojik
vakaya, bu insanların geldiği ortama da bakmamız gerekiyor. Yani sadece işte Almanların hepsi ırkçı, Fransların hepsi ırkçı, böyle bir şey yok diyemeyiz. Asla böyle bir şey yok. Yani günün sonunda tespitte bulunurken doğru bir tespitte bulunmak gerekiyor. Yani yaşanan olaylar basın, medya, siyaset, bütün katmanlarda özellikle sanki Müslüman ülkelerden gelen göçmenler şiddet yanlısı ve şiddetten başka bir lisan bilmeyen insanlarmış gibi reprezente edildiği takdirde böyle bir algı daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu algıyı kırmak da gerçekten zor Bülent Bey. Çünkü ben bunu Hollanda parlamentosunda yaşadım pandemi zamanında. Hani mecliste bir tartışma var. Hollanda genelinde işte bu pandemi sürecinde hükümet tarafından alan kısıtlama kararlarını tepki vermek için Hollanda'nın farklı yerlerinde protestolar oldu. Bazı protestolar da gerçekten çığırında çıktı. O protestoların bir tanesi Rotterdam'da yabancıların yoğun olduğu bir mahallede çıktı. Başka bir protesto, elden çıkan protestonun birisi de Hollandalıların böyle bir de Wilders'ın tabanının yoğun olduğu bir köyde çıktı. Şimdi bu parlamentoda gündeme geldiğinde işte Wilders başladı yine savurmaya. Dedi ki Rotterdam'daki yabancılar şöyle böyle ülkelerine gitmeleri lazım, şey yapmaları lazım, böyle yapmaları lazım. Kimse karşısına çıkmıyor. Adam meydanı boş buluyor, konuşuyor. Onun yanı sıra hani bu kendi köyünde olan olaylara hiçbir şekilde değinmiyor. Evet. Ben çıktım kendisine sordum dedim ki ya oradakine bu şekilde diyorsunuz ama sizin de işte seçmeninizin yoğun olduğu köyde de aynı olaylar yaşandı. Oradaki insanları da mı yurt dışı etmemiz gerekiyor? Çok bu konu hakkında ne düşünürsünüz dediğimde onun cevabı da şu. Hani buna cevap vermiyor zaten. Evet. Kendi algısını tekrarlıyor. Kendi aynen. algısını tekrarlıyor. Aynen. Bir kere soruyorsunuz cevap vermiyor. İki kere soruyorsunuz kendi hikayesini tekrarlıyor. Üçüncü kere soruyorsunuz kendi hikayesini tekrarlıyor. Ve hani parlamentoda üç kere soru sorma hakkınız olduğu için dördüncü sefer sözü aldığımda hani mikrofonu kapatıyor meclis başkanı doğal olarak. Evet. Ve bu sefer de Wilders diyor ki işte bana bağırıyorsun mu diyor. Bana bağırıyorsun mu diyor. Ha ne oluyor bu şekilde seni de suçlu duruma düşürmeye evet. çalışıyorum. Evet. Maalesef içinde bulunduğumuz konu bu. İşte İlker Bey bu algı meselesi. Bu algı meselesi Belçika'daki yeni sağ olarak tanımladığımız partilerde nasıl gerçekleşiyor? Ay göç de bir tabii ki orada da önemli şimdi, noktalardan bir tanesidir diye sanıyorum. Brüksel gerçeği var şimdi. Brüksel'de baktığımızda aslında toplumsal olarak baktığımızda rakamlar ya %75'i Brüksel'in zaten yabancı uyruklu insanlar yani. Yani dinle Belçikalı olsa bile evet. yani ya hem Türk hem Faslı, İtalyan, İspanyol gibisinden. Yani şimdi bir de ekonomik güçle baktığımızda yani Brüksel'de herkes böyle bir rahat konuşamıyor yani. Brüksel'de böyle bir şey oturmuş bir yabancılara çünkü karşı. Çünkü Brüksel'in bir gerçeği var. Yabancının evet. hani çoğu yabancı göçmen asıllı oldukları için bu konu orada işlenmiyor diyorsunuz. Evet. Yani onda hatta şu an şöyle bir durum oldu. Mesela helal kesim mesela Flaman tarafında, Valon tarafında yasaklandı yani. Bu parlamentolardan geçti. Brüksel'de geçmeyen bir konu. Hatta ertelenen bir konu. Tabii şu anki son seçimlerle beraber belki o konu tekrar masaya yatırılır ve tekrar kapanabilir. Ama baktığımızda aslında gerçekten öyle bir algı var. Yani çifte standartlı bir algı var. Hem yani Ukrayna konusunu değindik. Diğer taraftan da aslında Filistin konusu şu an gerçekten yani bir senedir zaten içimiz kan ağlıyor. Ama bunu da aslında siyaset olarak yaklaşıp bunu da kullanan partiler evet. de var o, yani. O konuları hani hem Ukrayna hem Gazze'yi az sonra tekrar işleyeceğiz. Sizden merak ettiğim bir soru var. İsterseniz onun üzerine duralım sizinle. Şimdi Brüksel gerçeği var dediniz. Brüksel evet. gerçeği gerçekten hani %75 diyorsunuz. %75'i yabancı uyruklu. Evet. Hani Brüksel'de konu olmasa bile bu mevzular hani Flamen tarafında veyahut da Valon tarafında vay biz de Brüksel gibi olmamalıyız diye bir korku yükleniyor mu millete, seçmene? Aslında öyle bir korku var. Evet şu an bir taraftan zaten Enver'in yaptığı yani durmadan PTB'ye, PVD'ye yani ekstrem sol evet. partiye çok oynanıyor yani. Tabii o da aslında oyları bölmüş oluyor. Çok fazla oynanan algı yaratmış lık var yani. Bir taraftan yani dedik yani Bülent Bey'in de söylediği gibi Ukrayna'da geldiğinde yani kucağımız sonuna kadar açık. Hem de destek de veririz. Ekonomik destek. Yani Rusya'yla beraber savaş yapmaları için yani davet de ederiz başkanını gibisinden. Yani çoğu yani ama diğer taraftan Irak'tan, Afganistan'dan
Suriye'den de yani Filistin'den gelenlere karşı böyle bir kapanıyız. Böyle bir bunlar gelip de zaten bizim yani güvenimizi alıkoyacaklar. Bizim işlerimizi alacaklar. Öyle bir algıyı şey diyorlar. Hem Valon tarafı yani Flamon tarafı zaman çok çok uzun zamandır zaten bunu yapıp başarmıştı. Valon tarafı da yavaş yavaş başarıyor ki bunu hala anlamış değilim. Şu an mesela Emer Partisi Filistin'i Filistin devletini kabul etmeyen tek parti olarak şu an geçti ve bunu da Müslümanlar ve Türkler çok destekliyor yani. Ve hala buna rağmen yükseldi ve çok aşırı pozisyonlarla beraber konuşuyor yani. Evet evet. Şimdi İlker Bey, Bülent Bey, Vahit Hocam. Şimdi sizinle bu konuyu değerlendirdik. Ve isterseniz bir bundan sonraki konuyu atlayalım. Bundan sonraki konumuz da hani daha demin de siz de bahsettiniz böyle Brüksel, Valonya ve Flemenk bölgesi olarak tanımladınız. Şimdi ben Hollanda'da 2023 seçimlerini analiz ettiğimde Wilders'ın partisinin sadece kırsal kesimlerde değil, kentsel şehirlerde de felaket bir şekilde büyüdüğüne tanık oldum. Şimdi eskiden baktığımızda mesela bir Rotterdam şehri veyahut da bir Amsterdam şehri sizin de tabir ettiğiniz gibi hani yarısından fazlası yabancı kökenli. Ha kozmopolit evet. Hani dünya vatandaşı farklı kelimeler kullanabiliriz ona. Şimdi ama seçim sonuçlarına baktığımızda sadece işte kırsal kesimlerde hani bir korku hakimiyeti oluyor ya böyle hani o korku bastırılıyor. Ha büyük şehirlerde de şu anda mevcut. Şimdi evet. Bülent Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Almanya'da hani bu yeni sağ olarak tanımladığımız parti, AfD partisi, hani kırsal alanlarda mı güçlü yoksa şehirlerde de artık kentsel alanlarda da büyümeye tabi mi şu anda? Kesinlikle Almanya'da da aynı gelişme söz konusu. Almanya'da az önce de ifade ettiğim gibi Doğu Almanya aslında aşırı sağın her zaman bir tık önünde olduğu bir alandı. Ancak şimdi bu bütün ülkeye yayılmış durumda. Yani sadece kırsal bölgede değil, kentlerde değil, yani değişik sosyal kademelerde de aynısı. Yani bir işçiden tutun da bir akademisyene varana kadar her kitleden oy alabiliyorlar. Eskiden sağ veya muhafazakar olup da zaten oraya yakın olanlar zaten veriyor ama sol kesimden gelenlerde veya çevreci olan insanlar da eğitimli eğitimsiz, maddi imkanı fazla veya az hiç fark etmiyor. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Her kesimden artık oy alabiliyorlar. Aslında endişe verici olaylardan bir tanesi de aslında çoğunluğu da gençlerden alıyorlar çoğunlukla. 16-24 yaş arasındaki insanlar az önce de ifade ettim seçmenler arasında ciddi bir AfD yani sağ partinin hakim olduğunu görüyoruz. Bu konularda da aslında toplumun önem verdiği hususlar nedir'e baktıysak mesela şimdi bence önümüzdeki veya içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki 15-20 yılda ele alacağımız konulardan bir tanesi de en önemli sorulardan bir tanesi özgürlük mü güvenlik mi? Yani bu bıçak sırtı olan bir şey. Yani özgürlükçüyseniz ama güvenlik çok fazla özgürlük olursanız güvenliğiniz zafiyet verebiliyor. Ama çok fazla güvenli bir şey olduğunuz zaman polis devleti olabiliyorsunuz, istihbarat devleti olabiliyorsunuz. Yani Avrupa'nın ve dünyanın içinde bulunduğu en büyük sıkıntı an itibariyle bu soruya cevap bulmak. Şimdi insanlar eskiden özgürlük daha ağırlık kazanırken şimdi sanki güvenlik biraz daha ağırlık kazanmış durumda, daha ön plana çıkmış durumda ve insanlar da bu söylemin peşinden gidiyor. Çünkü yaşananlar var ortada, bir gelişmeler var. Az önce de ifade ettik. Mesela genç bir Alman'a baktığımız zaman, işte bir Fransız'a, Belçikalı'ya fark etmiyor. Baktığımız zaman şöyle bir endişe içindeler. Benim medeniyetim tehlikeye girmiş durumda. Bunu korumak için ana akım partileri hiçbir şey yapmıyor. Amerika'nın tabiri caizse uşağı olmuş. Ancak burada bir alternatife ihtiyaç var diyerek bu aşırı sağ partilerini gerçekten bir alternatif, bir çıkış yolu, bir kaçış yolu olarak görüyorlar. Bu aslında ele alınması gereken bir husus. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi Fransa'da da
bir kaçış noktası veyahut da bir çıkış noktası olarak görülüyor mu bu partiler? Veyahut da özellikle işte Front National Partisi. Ya evet. Ve ya, bu kırsal kesimlerde ve kentsel alanlarda nasıl bir dağılım yaşıyor? Aslında şöyle, bu zamanında Fransa, genelde bütün ülkeleri analiz ettiğimizde, seçim sonuçlarını analiz ettiğimizde işte coğrafik olarak analiz ediyoruz. Ve çok hatta mantıklı, Fransa da öyleydi. Biliyoruz ki Fransa belli bölgeleri işte belli siyasi akımlara uygun. İşte güney biraz daha sağcı, işte merkezler, büyük metropoller genelde sosyal demokrat solcu olarak gözüküyordu. Ama şu anda Fransa'da bir değişiklik oldu. Ve kırsal kesimin tamamı Front National'a oy veriyor. Halbuki en az yabancı uyruklu insanların yaşadığı yani, bölgeler o alanlar. Aynen öyle. Şu anda böyle bir algı var. Şöyle aslında biraz böyle seçmen profilini analiz ettiğimizde şunu fark ediyoruz. Yani ne kadar metropollerde yaşarsanız, o kadar eğitim seviyeniz yüksekse sol partilere yaklaşıyorsunuz. Ne kadar kırsal kesimde yaşıyorsanız ve ne kadar eğitim düzeyiniz düşüyorsa bu tür partilere oy veriyorsunuz. Ama ben buna katılıyorum. Ama bunun altına bir çizik atmak istiyorum. Bu çizik şöyle. Bundan 10 yıl önce Fransız bir siyaset bilimcisi Pascal Perrineau bu konularda gerçekten çok uzman. Kendisi söylemişti. Artık hani Fransa'da Front National'ın oy yapısı coğrafi değil, sosyolojik. Evet. Sosyolojik. Gerçekten de öyle. Yani bunu isterseniz biraz daha açın. Sosyolojik derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Gelir seviyesini mi? Eğitim seviyesini mi? Toplumsal konumunu mu? Sadece gelir seviyesi değil. Aslında şuna bakıyorum. Geleceğe sosyolojik olarak, geleceğe ümitsiz bakmadığınız takdirde o partiye oy veriyorsunuz. Bu ümitsizlik neden gelebilir? Kendi kimliğiniz olabilir. Yani bir Fransız, bir Batılı kültürü, bir kimliğinizi, yani yurt dışından gelen göçmenler sizin öz kimliğinize, yani aslında bunu kimliğin temeline, kimliğin çekirdeğine, aslında bunu sadece Fransızlar identite ediyorlar da, identite değil, ipseite, yani tamam, tam ipse, evet. Ona dışarıdan böyle salvolar, ataklar geldiği takdirde bunlar onu hani kalkan olarak o partiye oy veriyorlar. Siz yüksek seviyedesiniz, yani sizin hassasiyet konunuz kimlikse. Ama başka hassasiyet konusu, yani geleceğe kötümser baktığınız takdirde ve neden kötümser bakıyorsa ekonomik nedenlerden olur. Ya örneğin yani iş bulamıyorsunuz vesaire. Bunun suçunu veya sorumluluğunu yabancıdan alıyorsunuz ve bu partiye oy veriyorlar. Yani aslında burada sosyolojik olarak dediğimiz bu. Her insanın kendi içinde geleceğe nasıl bakıyorsa, geleceğe pozitif baktığı takdirde, Fransa'nın bir demeci var. Yani havalimanında yaşayan insanlar böyle bu sıkıntı yaşamıyorlar ki. Siz sürekli işte vizesiz dünyanın 190 ülkesinde böyle istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Hiç uçak bileti alma sorununuz yok ya, yani derdiniz yok. Böyle. Ama bazı insanlar yani tatile gidemiyor. O tatile gidemeyen insanlar, ekonomik olarak hani geleceğe karamsar bakan insanlar bu tür partilere veriyor. Yani sosyolojik olarak aslında bu buraya kadar indi ve olay sadece ırkçılık olarak değil yani. Bu hani geleceğe imser bakıyorsanız bu partiye oy vermezsiniz. Evet evet. Şöyle hani çok teşekkür ederim Vahit Hocam. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Geleceğe ümitle bakıyorsanız hani bu partilere oy vermezsiniz. Ama gelecekten ümitsizseniz ve kendi kimliğiniz ve benliğiniz ortadan kayboluyor korkusu, gerçeği değil korkusu varsa hani bu partilere meyledebilirsiniz. Şimdi bu konuyu bu şekilde söylemişken biraz daha hani Türkler üzerindeki veyahut da yabancı kesimler üzerindeki olan etkilerine bakalım bu siyasi partilerin. Hani Belçika'da İlker Bey, Vlaams Belang var, Bart De Wever'ın partisi var ve bu tür partiler maalesef var. Şimdi bunların Türkler ve Faslılar üzerindeki söylemleri nedir şu anda? Yani şu an gerçekten yani Flaman kesime baktığımızda gerçekten bir korku yani zaten var. Flaman'ın da hani Türkler ve Faslılar korku ifade ediyor diyorsunuz. Evet yani şu an mesela kendi şu an bizim belediye baktığımızda mesela bizim belediye başkanı Flaman, yani şu anki başta olan parti Voroyut Partisi Sosyalistler diye geçiyor ama Sosyalistler yani Envia partisiyle bir koalisyon kurmuş bir şekilde. Ama yani baktığımızda gerçekten bizim belediyede, yani Brüksel'e çok yakın bir belediye.
Digne-Macolin diye belediyesi. Yani sınıra çok yani 2 kilometre. Böyle o baktığınızda yani zamanı geçtikçe Türklerin ve Fasların sayısı çok arttı. Mesela şu an bizim belediyede 10 bin tane seçmen varken 2000'i yaklaşık 2500 hatta 3000'i Faslı ve Türklerden oluşuyor. 2500'ü zaten Türkler. Bu tabii ki de sayı olarak bir korku veriyor yani. Tabii tabii ama şimdi tam olarak ne söylüyorlar mesela? Hani onca yıldır daha demin de siz ifade ettiniz 60'lardan beri bu Türkler ve Faslılar zaten var. Ama bu siyasi partiler hani bariz olarak açık olarak Türkler veyahut da Faslılar hakkında ne diyorlar? Hani ne batıyor yani? Yani biraz yani kendilerine benzemememiz aslında din konusundaki konuda aslında çok bir yani genelde beraber gittiklerimizde Flamanların veya Belçikalıların veya aynısı Fransa ve Almanya'da doğrudur. Yani, dil diyorsunuz. Dil ve din yani. Dil ve din. Dinimiz ayrı olduğu müddetçe bu aslında diyeyim bir iç savaş yani kabullenmeme şeyi. Hatta sosyalistler bile aslında sosyalist olsa bile herkesi kabul etme şeyi olsa bile aslında içlerinde böyle bir ayrım yaşadıkları için tabii ki de kabul etmeyecekler. Yani yine aynı olaya dönüyoruz ya o sarı saçlı mavi gözlü kitleye Hristiyan bir kişilik geldiğinde onların dinine, örfüne çok uzak olmayan bir kişi geldiğinde tabii ki kendilerini daha böyle savunmada yani güvende bana benziyor bu zaten benden çok değişik değil gibisinden ama bu Türk Faslı bambaşka yaşıyor hayatı yok senede iki kere bayram yapıyor sırf evet. Bayram bile mesela gözlerine batıyor yani şimdi ve son olarak da hani bu siyasi partilerin tabii ki toplum üzerinde de bir etkisi var hani toplum tarafından siyasi partiler tarafından değil de onlara meyilli olan toplum tarafından onların seçmen kitlesi tarafından yapılan söylemler var mı Türk ve Faslı kesimde? Tabii ki de var yani ne şu gibi an. Mesela ben şöyle bir şey şahit oldum yani bir caminin önüne böyle domuz kafası atıldı yani. Sırf orası Enveya Partisi'nin güçlü olduğu bir yer ama Diyanet'in camisi oraya açıldı diye açılmasın diye yani elinden geleni yaptılar yani. Böyle şeyler ahlaksız bir şekilde domuz kafası caminin önüne konuluyor ve aynen yani. buna karşı bu siyasi partiler bunun sorumluluğunu kabul ediyorlar mı yoksa kaçıyorlar mı bundan? Yani kaçmaktan yer arıyorlar. Tabii bazen de tabii ki de onları cami nasıl cami integre olmak gerekiyor falan gibisinden başka taraftan yaklaşıp zaten dininizi yaşayın ama evde yaşayın. Niye cami lazım? Siz evde kendi bazında yaşayın ama dışa göre göstermeyin. Burası Belçika gibisinden söylemleri getiriyorlar. Yani gerçekten insanlık dışı, ahlak dışı yaklaşımlar oluyor yani. Evet şimdi Bülent Bey aynı konu Almanya'da da Didif camilerine de bu tür saldırılar geçmişte maalesef zaman zaman oldu. Buna da şahit olduk. Size bu soruyu yöneltecek olsam şimdi bu AfD partisi Alternative für Deutschland partisi Türkler üzerindeki söylemleri bariz olarak nedir? Onu bize kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Aslında çok akıllıca hareket ediyor. Kendi perspektiflerinden baktığımızda akıllıca hareket ediyor AfD. Türkiye kökenli insanlara çok fazla saldırmıyor. Hatta böyle söylemlerinde de Türkiye'den gelen insanlarla negatif bir söylem yok. Diğer ülkelerin aksine Almanya'da bu aşırı sağcıların yükselmesi ve yükselişi Türkiye düşmanlığı üzerinden çok fazla değil ama Suriye'den, bu savaş bölgelerinden kaçan insanlar üzerinden bu söylemler güçlendiriliyor. Baktığımız zaman Almanya'da bulunan Türk toplumunun geçmişi 60-65 yıllık. Dolayısıyla böyle bir söylemi zaten toplum kabul etmez. Böyle bir gerçek de yok. Nüfus gerçeği var, seçmen gerçeği var. Aynen öyle. Bir demografik gerçek var. Evet. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla böyle bir ortamda böyle Türkler üzerinden bir söylemin olduğu söylenemez. Özellikle Suriye'den ve Orta Doğu'dan kaçan ve Afrika'dan gelen mülteciler üzerinden yapılan bir algı var. Dolayısıyla hatta ben şunu da tahmin ediyorum. Bu tabii ki bilgiye dayalı bir şey değil, tahmine dayalı bir düşünce benimkisi. Aslında ben AfD'li bir yönetici olsam, Türk kökenli insanları da yani aşırı sağdan yani ulusalcı
ırkçı pozisyonundan çıkıp biraz daha merkeze kayarak vatanperver pozisyonunu yansıtırsam aslında önümüzdeki süreçte AfD'yi kolaylıkla sadece eyaletlerde değil, doğu eyaletlerinde değil, federal almayı, federal bazlı genel anlamda da hükümet kurma ihtimali çok yüksek olabilir. Dolayısıyla siz ırkçılık üzerinden değil de vatanperverlik üzerinden siyaset yaparsanız burada Türkiye kökenli insanları da bünyenize katar ve gerçek anlamda hükümet olabilirsiniz. Ve Alman toplumunun ve Almanya'nın geleceğini düşünen bir parti olarak kendinizi lanse ederseniz şu an itibariyle ana akım partilerin Amerika'nın tabiri caizse af buyurun lütfen Amerika'nın uşağımış gibi bir görüntüden ziyade vatanperver bir partiye dönüşürseniz Almanya için özellikle Almanya'da AfD'nin ileriki süreçte kendini yenilemesi gerekiyorsa eğer akıllı hareket ediyorsalar böyle bir girişimin içinde bulunabilirler. Bulunmaları da gerek kendi perspektiflerinden. Bu bir dolayısıyla, dinamiktir değil mi? Kesinlikle. Evet. Az önce de ifade ettiniz, çok doğru ifade ettiniz Sayın Kuzu. Biz sosyolojik ve demografik bir gerçek söz konusu. Bir demografik bir yapı var. Önümüzdeki süreçte özellikle Almanya gibi ülkelerde veya Türkler perspektifinden bakarsak Almanya gibi ülkelerde Alman nüfusunun, biyolojik Alman nüfusunun ciddi bir anlamda artmamasıyla birlikte ama bir demografik bir gerçeğin ortada olmasıyla birlikte Türk kökenli insanların sayı olarak fazla olduğunda yarın öbür gün bu insanlar boşalan hakim pozisyonunu bunlar evet. dolduracak. Suriyeli dolduramayacak. Çünkü evet. o seviyede, o eğitim düzeyinde değil, o background'a sahip veyahut değil. En azından bir 30-40 yıl daha geçmesi gerekiyor. Minimum. Evet. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik göz önünde bulundurulursa bu partiler tarafından gerçekliğe geri dönülürse ve az önce de ifade ettiğim gibi ırkçılık üzerinden değil de vatanperverlik üzerinden bir siyaset yaparsalar Türkiye kökenli insanları da bünyelerine katıp daha güçlü ve hükümeti de kurma şansına sahip olabilirler diye düşünüyorum. Stratejileri de kendi perspektiflerinden bu olmaları gerekiyor. Şimdi Bülent Bey bu çok enteresan bir nokta. Buna muhakkak değinmemiz gerekiyor. Daha demin de söyledik bunu. Değişen bir parti dinamiği bir gerçek. Ama müsaade ederseniz İlker Bey, Bülent Bey, Vahit Hocam hep birlikte seyircilerimizden özür dileyip kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Gerçekten çok önemli konuları işleyeceğiz bundan sonra. Avrupa'daki bu yeni saha olarak tanımladığımız partilerin yeni bir dinamiği oluşuyor şu anda ve bu konu hakkında uzman arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapacağız. Tekrar görüşmek üzere az sonra. Sevgili seyirciler, TRT Türk ekranlarında tekrar birlikteyiz. Bugün yeni sağ akımından bahsediyoruz Avrupa'da Hayat programında. Şimdi yeni sağdan amacımız farklı Avrupa ülkelerinde sağ akım bir siyaset işleniyor ve bu sağ akım siyaset ırkçılığıyla tanımlanan ama bu geçtiğimiz dönemlerde sürekli kabuk değiştiren bir siyasi akım ve bunu uzman konuklarımızla birlikte ele alıyoruz. Kendileri Belçika'dan, Almanya'dan ve Fransa'dan bizlerle birlikte. Ve aradan önce bu yeni dinamikten bahsetmiştik. İsterseniz sizden başlayalım Vahit Bey. Hani bu Fransa'daki yeni sağ partinin değişen bir akımından zaten bahsettiniz. Ama geçtiğimiz seçimlerde Fransa'da enteresan bir örnek gördük. Bir bloklaşma söz konusu oldu bu partilere karşı ve o bloklaşmanın neticesinde adeta bir başarı elde edildi değil mi? Aslında evet bir başarı elde edildi. Yani seçim sonuçlarına bakarsak çünkü herkes Marine Le Pen'in yani Front National Ulusal Cephe Partisi'nin Rassemblement National daha doğrusu isim de değiştirdi de o partinin iktidar olmasını herkes beklediği için bunu bir başarı olarak görüyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi sadece sayısal rakamlara baktığımız takdirde en fazla oyu onlar aldılar. Evet, evet. Yani sayısal anlamda. Burada Fransız seçim yasasının
çoğulcuk bir sisteme dayandığı için yerleşmiş partileri çok daha temsiliyeti fazla oluyor parlamentoda. Onun için diğer partiler kazandı ve çok haklısınız. Aslında bu konuda Macron'un iddiası buydu. Onun hani bu böyle yaklaşmıştı. Ben hani parlamentoyu feshedersem erken seçim olduktan sonra sol cephe birleşemeyecekler. Çünkü iki hafta önce zaten birbirleri arasında savaş vardı. Bunlar birleşemeyecekler. Marine Le Pen'e karşı böyle bir cumhuriyet cephesi diyorlar Fransızlar buna. O cumhuriyet cephesi kurulacak ve benim partim tekrar böyle devam edecek şimdi, olarak bakıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kısa vadede başarılı olarak görünüyor. Aynen. Ama uzun vadede de bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu başarıyı önlemek için değil mi? Çok haklısınız. Sadece küçük bir rakam vermem gerekiyorsa. Aslında bunlar 2002'de başladı. Jean-Marie Le Pen ikinci tura geçtiği takdirde. Rakamlarla anlayacaksınız. İkinci tura geçtiği takdirde bu kez Jean-Marie Le Pen Cumhurbaşkanı olamaması için kitlesel olarak Jacques Chirac'a oy verdi. %82 ile Jacques Chirac seçimi kazandı. Ondan sonra sıkıntı olmadı. Çünkü aradan Sarkozy geldi. O Le Pen'in siyasi demeçlerini aldığı için Le Pen biraz daha ekarte olmuştu o yıllarda. Ama Sarkozy gittikten sonra diğer partiler Macron iki defa bu yönteme başvurdu. Tek amacı Le Pen'e karşı ikinci turda seçimlere girmekti. İkinci turda ilk seçimlerde %60'a %40, bakın 82'den 60'a çıktı. Şimdi %53'e %47. Evet. Ve hatta bunu söylemiştim. O ikinci tur seçimlerinde kaybeden aday kazanan adayı arayıp tebrik ediyor. Marine Le Pen de Emmanuel Macron'u aradı o akşam. Tebrik ederim, seçimi kazandınız. 5 yıl boyunca başarılar dilerim, ülkemiz için başarılar diliyorum. Ama şunu unutmayın, kıramayacağınız bir dalga var, kıramayacağınız bir akım var ve bir sonraki seçimlerde biz geliyoruz. Açık bunu böyle ifade etti ve bu akım aslında az önce de ifade ettiğimiz gibi sadece ırkçı demeç üzerinde değil. Daha geniş. Geniş bir yelpaze ve kitlesel bir parti oldu ve şöyle bir olgusu var. Diğer partilerde de, diğer Avrupa ülkelerinde de hemen hemen öyle. Ya çünkü bu partilerin aslında hem demeçlerinde sıkıntı vardı, hem kadro ulaşmalarında sıkıntı vardı. Ama o kadar kitlesel parti oldu şimdi ki. Şimdi rahatladı yani o konuda. Rahatladı. Ya örnek vermemiz gerekiyorsa üst düzey bürokraside de insanları alabiliyor, transfer edebiliyorlar. Bu Avrupa Parlamento seçimlerinde biliyorsunuz liste olarak şey yapıyordu. Üçüncü sırada listede Frontex'in başkanı vardı. Frontex yani Frontex ya, Avrupa Birliği'nin sınırlar. Onun başkanı Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen aday şimdi. Yani hani böyle hani zamanında kurulan faşistler tarafından kurulan partilerde böyle bürokrasinin yüksek makamlarında vazife yapmış birisi de o listede bulunuyor aynen şu anda. Aynen öyle. Kitlesel oldu. Gerçekten böyle. Hani burada aslında şöyle bir şey izin verirseniz. Tabii buyurun. Sayın Kulem Bey. Fransa'da siyaseti bir nebze de köklü aileler önemli bir faktördür. Evet. Onların bakış açısı bu olaya nasıl? Dahil oldular mı? Evet. Dahil oldular. Ya işte belli aslında Fransa'da şöyle bir kemikleşmiş bir sağ partilerden söyleyeyim. Sağ olarak Gaulist yani General de Gaulle'un mirasında. General de Gaulle da İkinci Dünya Savaşı'nda böyle başarı göstermiş bir asker. Şu andaki mevcut rejimin kurucusu. Evet. Yani çok fazla siz General de Gaulle dediğiniz takdirde ona itiraz edecek, onun yaptığı siyaseti eleştirecek çok az insanlar var. Aslında eleştirecek çok yerleri var. Yani bu Fransa anayasal tarihine girmemiz gerekiyor. Yani kahraman olarak görülmemiş. Öyle görünüyor. O tür soylu ailelerine bu sağın merkez sağında kendisi hep golist olarak tanıtıyorlar. Onlarda pek sıkıntı yok ama bu o golist damar tabiri caizse, o golist damar zayıf olan köklü ailelerde çoğu bu ulusal cepheye geçtiler ve çoğu artık o partiyi destekliyor. Yani pek tanınmamış ama gerçekten soylu olarak partiler var. O aileler bu partiye artık içindeler. Enteresan bir gelişme. Vahit Hocam teşekkür ederim. Şimdi Belçika'ya dönmek istiyorum. Fransa'nın kuzey komşusu neticede. Orada zamanında işte bu Flams Blanc Partisi'ne bir kordon saniter diye bir olay yaşanmıştı. Yani bir çember altına aldılar. Dediler ki hiçbir parti bu partiyle birlikte
yönetime girmeyecek denildi. Evet. Ve sanki başarılı oldular zamanında ama bunun neticesinde yeni bir parti türedi. Söylemleri belki biraz ılımlaştırdı ama daha hala devam ettiriyor. Şimdi bu partinin dinamiğine bakacak olursak, yabancı toplumlar üzerinde, özellikle Türk toplumu ve Faslı toplum üzerinde etkisi nedir İlker Bey? Aynı şekilde aslında Vlaams Belang'ı dediğiniz gibi biraz daha ılımlaştırarak bir yöntemle yaklaşıyorlar. Ama aslında ki içteki olay biraz gerçekten Vlaams Belang'ın düşüncesi bu bulunuyor. Ama gerçekten de aslında şöyle bir, ama aslında şeye baktığımızda, yani rakamlara baktığımızda bu iki partinin beraberce siyasete girmesi bizim yine de avantaja giriyor. Çünkü ikisi de sağdan girdiği için bu sefer sağın oylarını ister istemez bölmüş oluyor. Dağıtıyorlar. Dağıtıyorlar, evet. Aynı. Böyle olunca da yani sırf Vlaams Belang kalsaydı mesela oyları daha da yükseltebilirdi. Şu an NVA'nın aslında Vlaams Belang kadar düşük olursa NVA kadar çıkmış oluyor sağ tarafta. Ama aynı zamanda şu da bir gerçek. Benim gözlemlediğim kadarıyla Belçika'da hani sanki adeta bu sağ partilerin, yeni sağ dahil olmak üzere, çünkü NVA'yı bu konuda yeni sağ olarak tanımlayalım Vlaams Belang'la birlikte. Evet. Şimdi bu iki parti genel olarak baktığımızda payını büyütüyor. Evet. Ve yani daha demin de söylemiştiniz herhalde. Evet. Bunlar böyle farklı. %30'dan %47'ye kadar çıkabilirler. Düşünün artık yani. Ama düşün. Şöyle bir gerçek var. Şimdi NVA, yani tabii ki NVA sağda ama Vlaams Belang aşırı sağda olduğu için NVA hayatta Vlaams Belang'la beraber girmez. Evet, evet. Bir evet. Devlet, hükümet. Orada bir sanki anlaşmalı bir politika var mı? Var, öyle bir şey var yani. Şu an hatta Theo Franken, yani Vlaams Belang tarafından göz kırptı. Hadi beraber bir şey yapalım gibisinden 9 Haziran'dan sonra. Ama NVA bu topa girer mi? Girmez tabii ki. Yoksa kendi seçmenini kaybedecek. Ondan dolayı Arizona hükümeti olarak bir şey sunuldu. Tabii, evet. Ve ondan daha çok Voight, daha çok yani biraz daha ortaya kayıp onunla beraber bir girişime girdi. Fransız tarafında, Valon tarafında da MR'de. Ama neticede işte politikaya baktığımızda, uygulanan politikaya baktığımızda onların borusu daha fazla ötüyor şu anda diyebiliriz, değil mi? Aynısı çünkü Hollanda'da da geçerli. Şu anda Hollanda'ya baktığımızda hani Wilders'ın partisi gerçekten çok yüksekte. Bunun yanı sıra böyle ufak tefek partiler vardı oradan pay kapmaya çalışan. Onların hepsini sildi süpürdü. Bir tane parti kaldı, Ya 21, yani evet 21, 2021'de kurulan bir parti olduğu için bir tane milletvekili kaldı. Ve o bir tane milletvekilinin şu anda parlamentoda söylediği tek bir şey var. Biz Wilders'ın uyguladığı bütün politikaları destekliyoruz. Kendisi de rahat bir şekilde onların arkasında da oturuyor böyle. Rahat bir şekilde destek veriyor. Şimdi ne oluyor? Böylelikle hani birleşmiş oluyorlar. Bir konsolidasyon söz konusu. Payını büyütüyorlar. Şimdi Almanya'da Fransa'da olan söz konusu olmasa bile Almanya'da şu anda şöyle bir şey gözlemliyoruz. Bülent Bey, ne derece doğrudur? Siz bunu tabii ki bize daha, seyircilerimize daha iyi bir şekilde anlatabilirsiniz. Adeta sanki hani o sol partilere, SPD partisine ve Grüne partisine, böyle Linke partisi biraz daha kayboldu sanki ortadan. Ama bu partilere ilginin biraz daha arttığını gözlemleyebiliyor muyuz şu anda? Tam tersi, bu partilere şu an biz de Almanya'da şu anki hükümet partilerine trafik lambası koalisyonu diyoruz. Kırmızı, sosyal demokratlar, evet. Sarı, liberaller ve Yeşiller Partisi. Şu an az önce ifade ettik, Doğu Almanya'da gerçekleşen 3 eyalet seçimlerinde bu partiler ciddi anlamda barajı geçme noktasında sıkıntı yaşadılar. Hatta baraj altı kaldılar. Yani şu an Almanya'da federal hükümeti oluşturan partiler ciddi bir kriz ile karşı karşıya. SPD, sosyal demokratlar kitlesel bir parti olmalarına rağmen ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Hatta şu anki şansölye Olaf Scholz bir dahaki seçimlerde sosyal demokratların tekrar şansölye adayı olmalı mı olmamalı mı tartışması yaşanırken, yine hükümet ortağı olan Yeşiller parti yönetimi 2 gün önce istifa etti. Gençlik kolları topluca istifa etmekle kalmayarak partiden ayrıldılar. Dolayısıyla şu anki hükümet partileri yaprak dökümü var yani. Yaprak dökümünden ziyade yaprak dökümü zayıflama anlamına gelir. Bunlar barajı aşamamakla birlikte birçok eyalette baraj sorunu yaşamakla birlikte sanki böyle yok olmayla karşı karşıyalar.
Düşünün ki bir önceki genel seçimlerde Yeşiller Partisi Almanya'da birinci parti olmaya çok yaklaşmışken şu an dağılmayla karşı karşıya. Peki şöyle bir şey söz konusu mu? Çünkü Hollanda'da böyle bir şeyin gerçekleştiği için söylüyorum. Hani sizin SPD'niz ve bizim PvdA'mız sizin Grüne, bizim Grünlinks dediğimiz partiyle birleştiler. Evet. Hani Almanya'da bu SPD ile Grünen'in birleşme söz konusu gündemde mi? Gündemde değil ama teorik olarak mümkün ve pratik olarak da mümkün. Niye mümkün? Aslında o kadar ana akım partileri o kadar birbirine benzemeye başladı ki Hristiyan demokratlar bile sosyal demokratlarla birleşme demeyelim ama yani inanılmaz yakınlar. Her konuda aynı düşünüyorlar. Zaten aslında Alternative für Deutschland yani Almanya için alternatif partisi olan AfD'nin güçlenmesinin de temel sebebi bu zaten. Ana akım partilerin, köklü partilerin her birinin sağ olsun sol olsun birbirine artık benzemiş olması, neredeyse hiçbir farkının olmayışı insanları farklı bir alternatife, farklı bir arayışa, az önce de ifade ettiğimiz gibi farklı bir çıkış noktasına, kaçış noktasına yönelmeye sevk ediyor. Çünkü bu partilerin güvenlik politikaları aynı. Amerika ne derse oluyor. Sosyal politikaları nispeten aynı. Yani hangi alana giderseniz gidin, mesela Hristiyan demokratların bile şu an hükümetin bir parçası değil, muhalefette ana muhalefet partisi, Hristiyan demokratların bile adı üstünde Hristiyan demokrat, Hristiyanlıkla bağdaşmış olan temel felsefesi Hristiyanlığa dayalı olan bir parti bile eşcinsel bir evliliğin karşısında durmuyor. Hatta tam tersi destekliyor. Yani insanlar bakıyor ben Hristiyan değerlerine önem veriyorum bir seçmen olarak diyor. Ve Hristiyan demokrat partisi olan bir partide Hristiyan değerlerine önem veren unsurları göremiyorum diyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu seçmen bile az önce de ifade ettiğim sol seçmen, sağ seçmen fark etmiyor. Bunlar toplu bir şekilde bir alternatife yönelerek böyle bir güçlenmenin söz konusu olduğunu şimdi görüyoruz. Bülent Bey, o zaman şöyle bir tablo çıkıyor Almanya'da ve Fransa'da olduğu gibi bir bu yeni sağ akımının birleştiği bir odak var. Almanya'da bunun adı Alternative für Deutschland. Bunun karşısında yeni bir blok oluşuyor. Hani bu partilerin kısa vadede birlikte çalışmalarıyla birlikte veyahut da en azından seçmenin tarafından aynı kitle tarafından görüldüğü öne çıkıyor. Şimdi hani bir kamplaşma söz konusu. Peki bu uzun vadede bu kurulu olan siyasi partilere başarı getirecek midir? Kesinlikle getirmeyecektir. Yani çarşambanın geleceği perşembeden bellidir derler atalarımız. Aynı Fransa'da olduğu gibi Le Pen'in gelişi nasıl kaçınılmazsa bu benim kanaatim tabii ki. Evet, evet, tabii. Almanya'da da bizim için ve izleyicilerimiz için çok önemli. Eyvallah, herhalde. Teşekkür ederim. Almanya'da da aynen bu şekilde. Şimdi baktığınız zaman Almanya'da AfD'ye eyalet seçimlerinde çok güçlü bir şekilde ortaya koyan performansı söz konusu. Alternative für Deutschland'ın, sağcı partinin, ırkçı partinin, kısmen ırkçı partinin. Diğer Fransa'da olduğu gibi diğer partiler sağ ve sol birleşerek blok halinde eyalet hükümetini onlara kurdurmamak için birleşiyorlar. Evet. Mesela Hristiyan demokratlarının sol partiyle birlikte çalışmama anlamında parti kararı var. Bunun sebebi de Sarah Wagenknecht. Yani bu Bündnis Sarah Wagenknecht diye bir hanımefendi var. Sol partiden ayrıldı. Kendi Fransa'da Macron'un vakti zamanında kurduğu En Marche gibi bir hareketle kadın kendi partisini kurdu. Bu siyasi. Dolayısıyla Almanya tarihinde, siyasi tarihinde görülmemiş bir olay gerçekleşti ve sıfırdan kurulan, birkaç ay önce kurulan yönetimleri, eyalet yönetimleriyle çifthaneli rakamlara ulaştılar eyalette. Niye? Almanların işte mevcut ana akım partilerinden bıkmış olması, sağ sol fark etmiyor, ırkçılara oy vermek istemiyor. Sağ cenahtan gelen insanlar bile bu kadına oy verdi. Evet, evet. Dolayısıyla inanılmaz bir kaos söz konusu. Hristiyan demokratların sol partiyle çalışmayacağız demesinin sebebi bu hanımefendi. Bu hanımefendi parti kuruyor. Hristiyan demokratlar sol partiyle çalışmayacağız diyorlar bir hanımefendi yüzünden. O hanımefendi ayrılıyor, bir parti kuruyor. Hristiyan demokratlar AfD'ye karşı bu hanımefendinin kurduğu yeni partiyle bir blok oluşturuyor. İnanılmaz tezat bir olay. İnanılmaz kaotik bir durum. Hani kimin eli kimin cebinde belli değil. Aynen öyle. Yani. Trajikomik de bir durum aslında.
trajikomik de bir durum aslında Almanya için. Üzüntü verici tabii ki Almanya için baktığımız zaman. Ancak ben şunu tekrarlamakta fayda görüyorum, vurgulamakta fayda görüyorum. Nasıl Fransa'da Le Pen'in partisinin bu onunla olur, Jordan Bardella'lı olur damadıyla gelişi sadece ertelendiyse, Almanya'da AfD'nin gelişi de ertelendi diye düşünüyorum. Çünkü kurumlarıyla birlikte, devlet mekanizmalarıyla birlikte AfD'nin karşısında duruyorlar. Ancak burada aslında Alman ana akım partileri AfD'yi bloke etmekle uğraşacaklarına, kendi programlarını ve kendi kadrolarını yenilerse çok daha hayırlı olur onlar için. Halbuki hani bunu öngörmek pek zor bir şey değil. Çünkü Hollanda'da şu anda oluyor bu. Ve Hollanda bir deney tahtası gibi bir şey. Hani evet. Hollanda'da olan maalesef Avrupa'nın diğer ülkelerinde de oluyor. Şu andaki Hollanda'daki durum ne? Hani Wilders'ın partisi seçimleri kazandı. Wilders'ın söylemleri aşırı olduğu için kendisi başbakanlıktan feragat etmek zorunda kaldı. Yerine işte kendi bir marionetini koydu. Onu istediği gibi oynatıyor ve kendisi oylarını artırıyor. Aslında üzücü, evet, trajikomik bir durum. Şimdi şunu sormak istiyorum size. İlker Bey, size dönelim isterseniz. Belçika'ya baktığımızda hani bu yeni sağ akım dediğimiz NVA partisi olabilir, bu Flames Blank partisi olabilir. Hani yabancı kökenli insanların Türk toplumunun oyunu almak için bir çaba gösteriyorlar mı? Tabii şimdi değişik partilere baktığımızda sağ taraftan, yani NVA olsun, MR olsun, Les Engagés olsun, baktığınızda Türk adayların, Faslı adayların ve değişik uyrukların adayları bulunmakta yani. Şimdi bununla beraber tabii bu insanlar bir çevreye, bir insanlara hitap ediyor yani. Sonuçta bunlar girişimci olabilir veya derneklerde, STK'larda görev almış insan orada olabilir. Böyle olunca da bunlar tabii ki oy kazanıyor. Tabii bunlarla beraber yani şimdi seçmeni de dinlemek tabii gerekiyor. Tabii şu bir gerçek. Şimdi bu insanlar listelerde olabilirler. Tabii ki bir kitleye hitap edebilirler ama parti genelinde de hani o kitleye vermesi gereken bir şey vardır. Bir politika vardır, bir söylem vardır veyahut da bir vaat vardır. Ne gibi söylemler, ne gibi vaatlerde bulunuyor bu azınlık kesimlerine? Şimdi şöyle bir şey var, yani sosyalizm tarafı biraz insanların dediğim gibi çıkarları tarafı biraz alım gücü, alım gücü biraz ekonomi olarak biraz dergi olsun, şu olsun, bu olsun gibisinden. MR veya yani sağ tarafla da bu ekonomik özgürlük, girişimcilik, daha çok para kazanmaya hitap ettikleri için yani bizim toplumlarımız da yani zamanla geldi biraz işçi tabakasındayken yani yükseldiler ve daha büyük pozisyonlara çıkarak daha yani büyük paralar, büyük şirketler icra edebildiler. Böyle olunca da tabii bunlar onlara hitap etmek için de yani paradan, ekonomiden giriyorlar. Evet. Yani ekonomik güçten de bir şey var yani, bir aslında ekonomik tarafı da var aslında. Bir taraftan sosyalistler biraz böyle herkese adaleti dağıtan bir parti olarak göstermesini isterken sağ taraf biraz daha ekonomik güç ve ekonomik istihdam olarak göstermeye çalışıyor. Ondan biraz farklı bir boyuttan saldırıyorlar ama yani böyle bir şekilde seçmede de ulaşabiliyorlar yani. Evet, enteresan bir dinamik. Şimdi Vahit Hocam, size az sonra geleceğim. Bülent Başkanım, size dönüyorum şu anda. Çünkü Almanya'daki dinamikten az çok bahsettik. AfD'nin tutumunun değiştiğini gözlemledik. Hani AfD partisi de Türkiye veyahut da Türk toplumu üzerinden aleyhtarlık yapmadığını dile getirdiniz daha demin. Şimdi AfD partisinin içerisinde Türk kökenli veyahut da yabancı kökenli siyasetçiler mevcut mu? Veyahut da listelerde varlar mı? Ve AfD partisi hani Türk toplumuna, yabancı toplumlara karşı nasıl bir mesajda bulunuyor? Aslında şu anki mevcut duruma baktığımız zaman evet, böyle bir şey var. Var hatta siyasilerin içinde, AfD siyasilerin içinde bir siyahi, bir zenci siyasetçi de oldukça görünmekte var. Dolayısıyla AfD'nin gerçek niyetiyle yansıttığına bakmak lazım. Gerçekten samimiler mi bunlar? Az önce de ben ifade ettim. Burada da tekrar vurgulamak isterim. AfD önümüzdeki süreçte vatanperverlik üzerinden gidip böyle bir strateji güderse daha çabuk başarılı olacaktır.
ırkçılık üzerinden değil, vatanperverlik, bakın burada ince bir çizgi var, bunu dikkate almamız gerekiyor. Daha başarılı olacaktır. Türk kökenli insanları bünyesine katarak, işte az önce bahsettiğim siyahi siyasetçiyi bünyesine katarak vesaire vesaire. Burada hani vatanperverlik onların ana stratejisi olması lazım. Ama şu da bir gerçek. Yani kusura bakmayın, bölüyorum sizi Bülent Bey. Şimdi hani Türk kökenli olan bir Alman vatandaşı da Almanya'yı gayet tabii bir şekilde sevebilir. Ve bunun neticesinde AfD partisine katılabilir. Burada sıkıntı var elbette mı? Elbette. Hatta şu anki durumda bile bu söz konusu. AfD'ye oy vereceğim Bülent Başkanım diyen birçok insan tanıyorum. Peki yapmaları Türk gerekiyor mu sizce? Sizin kanaatiniz nedir? Aslında ben şuna şöyle, demin de söylediğim gibi, samimi mi AfD? Yani lanse ettiğiyle ilgili samimi mi? Yoksa kökünde, o temelinde, çekirdeğinde o değişmeyen ırkçılık var mı yok mu? Ama bunu da değiştirmek, bu çekirdeği de değiştirmek, eğer oraya Türk kökenli insanlar katılırsa, o bünyenin içinde olursa parti politikalarını etkilerler ve partinin sağdan belki merkez sağ kaymasını sağlarlar. Bu da bir deney olabilir. Çünkü gelecek AfD kim ne derse desin. Böyle bir şey sizce mümkün. Hani gerçekten inanıyor musunuz böyle bir şeyin olacağına, veyahut da AfD içerisindeki katı gruplar bu adayların ihraç edilmesine mi sebep olacak? Aslında AfD'nin kuruluşuna bakarsak, AfD'nin kuruluş felsefesi aslında ırkçılar tarafından değil, vatanperverler tarafından kurulan bir parti. Sonra ırkçılar tarafından parti ne derler, devralındı. Dolayısıyla ele geçirildi. Ama aynı içlerinde bulunmuyor hala. Tabii ki, tabii ki, elbette var. Yani içinde yabancı kökenli birçok insanlar var. Yerel yönetimlerinde, eyalet yönetimlerinde var. Dolayısıyla parti içi de homojen bir yapı yok AfD'de. Dolayısıyla vatanperverler tarafından parti nasıl ırkçılar tarafından ele geçirildiyse, böyle bir durum tekrar tersine söz konusu olabilir. Burada Türk kökenli ve diğer göçmen kökenli insanların partilere dahil olmasıyla birlikte daha bir demokratik çizgiye gelebilir. Kaldı ki şu husus çok önemli. Bunu özellikle önem veriyorum bu husa. Benim şahsi kanaatim, siyasetin sadece Türkiye'de değil, sadece Avrupa'da değil, dünyada sağ ve sol kavramlar üzerinden yapılmayacağını biliyoruz. Kayboldu. Artık siyaset, onun için sağcılar, eski sağcılarla eski solcular bazen bir blokta yer alabiliyor, bazen öbür blokta olabiliyor. Yok, bu iki blok nedir? Aynı parti farklı, o iki farklı ideolojiyi kendi bünyesinde de toplayabilir. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda siyaset dünya genelinde sağ ve sol kavramlar üzerinden değil de küreselcilerle ulusal ve vatanperverler veya milliyetçiler üzerinden işleyebilecek. Daha bağımsız, daha egemen bir ülke yönetimi isteyen siyasilerle daha bir küresel, bir tek yönetim, bir dünya yönetimi, biraz abartarak söylüyorum, böyle bir felsefeye sahip olan insanların mücadelesi çerçevesinde bu mücadele gerçekleşecek. Dolayısıyla eski kavramlar üzerinden önümüzdeki yılların siyasetini yorumlamaya kalkarsak hata yaparız. Tabii, dolayısıyla tabii. Geleceği değişiklikler üzerinden değerlendirmekte fayda var. Ve bu analiz gerçekten çok önemli. Şimdi ben son olarak size şu soruyu sormak isterim. Şimdi hani bu akımların değişeceği bir gerçek. Yani bunu dünyanın farklı ülkelerinde, farklı siyasi arenalarda da görüyoruz. Ama hani Almanya'daki AfD partisi üzerine devam edecek olursak, tamam sen şimdi Almanya'yı seviyorsun, vatanperver bir partisin. Bu ne gibi siyaset ve ne gibi söylemler birlikte, kendiliğinle birlikte getiriyor? Hani göçe karşı veyahut da değişen demografiye karşı veyahut da değişen çok kültürlüğe ve dinlere karşı, Müslümanlığa karşı bir tavır sergiliyor mu? Sergiliyor mu? Sergilememesi mi gerekir? Dolayısıyla hani, baktığımız ama, zaman şu an mevcut cevap durum. Verelim, sergiliyor mu? Ya şu an şöyle, dediğim gibi partinin içinde homojen bir yapı olmadığından dolayı iki eğilimli, iki tarafa da eğilimli olan insanlar, bu tarafa da eğilimli olan insanlar var. İşte böyle ırkçılığa yönelen insanlar da var. Az önce de ifade ettiğim o. Yani partiyi daha demokratik hale getirip sağdan merkez sağa çekebilirseler, bu bizim de üzerinde durduğumuz, bahsettiğimiz daha demokratik çizgiye gelirseler. Mesela bir
Türkiye kökenli insan da şunu söyleyebiliyor Almanya'da. Artık yeter Suriyeli gelmesin. Biz burada sıkıntı yaşıyoruz diyen Türkiye kökenli insanlar var Almanya'da. Yani ben sokağa çıkıyorum, güvenliğimle ilgili ciddi endişelerim var diyen Türkiye kökenli insanlar var Almanya'da. Dolayısıyla AfD'nin göçmenlerin gelişini kısıtlamamız argümanı Türk kökenli insanlar veya diğer mevcut uzun yıllardır o ülkede yaşayan, Almanya'da yaşayan insanlar tarafından ille reddedilecek bir bakış açısı değil. Tam tersine o yönde düşünen birçok insan var. Dolayısıyla bu bağlamda bir argümantasyon, bir strateji, bir felsefe ortaya koyarsa AfD yani yabancı kökenli, Türkiye kökenli, işte ne bileyim diğer ülkelerden gelen, yıllardır orada yaşayan 2., 3., 4. jenerasyonda orada bulunan insanlar tarafından kabul göreceğini, reddedilmeyeceği bir gerçek. Yani böyle bir sosyolojik vaka da söz konusu. Dolayısıyla böyle bir, az önce onu ifade ettim, mevcut çizginin dışına çıkıp daha demokratik bir çizgiye girerek aşırı sağdan merkez sağa yerleşirse Türkiye kökenli insanların, emin olun, sosyal demokratlara, Hristiyan demokratlara, liberallere değil AfD büyük bir bölümü AfD'ye oy verir. Mesela bir AfD'li çıkıp diyorsa, yani bu LGBT konusunu ben doğru bulmuyorum diyorsa, bırakın göçmen konusunu, birçok konuda Türkiye kökenli veya Müslüman olan insanlarla AfD'nin içinde olan insanların Schnittmenge dediğimiz ortak paydaları söz konusu. Irkçılık çizgisini terk edip vatanperver çizgisine dönüp demokratik çizgiye yönelip bu gibi konuları, aile gibi kavramları, işte göçe sınır getirilmesi noktasındaki temaları ele aldığı takdirde, tekrar söylüyorum, Türkiye kökenler tarafından, Müslüman insanlardan oy alacaktır AfD. Bülent, alıyor da kısmen. Bülent Bey, aynısı Hollanda için de geçerli. Şu anda hani sokakta gittiğimizde Mehmet abiyle, Ahmet abiyle, Mustafa amca ile konuştuğumuzda, camilere, derneklere gittiğimizde, zamanında bize de o çok söylenilirdi. Denk Partisi zamanındayken, milletvekili adayıyken, hani aslanım derlerdi. Hani Wilders'ın şu İslam karşıtı söylemleri olmasa var ya, gerçekten harbi bir adam derlerdi. Hani ve gerçekten bu eğilim de var ve bunu zamanla göreceğiz Bülent Bey. Hani Almanya'da bunu alternatifi başaracak olursa Almanya için belki gerçekten bir alternatif olacaklar. Ama ben o konuda endişeliyim. Yani hani zaman gösterecek. Evet. Hani inşallah toplumumuz için ve Almanya'daki yaşayan vatandaşlarımız için, Almanya'nın geneli için hayırlı olur. Ama ben endişeli bakıyorum bu olaya. İnandırıcı gelmiyor bana, benim açımdan bakacak olursak. Şimdi Fransa'ya bakacak olursak, Vahit Hocam. Şimdi Fransa'da Front National'ın içerisinde, hatta Front National'dan ayrı bir tane daha siyasetçi vardı değil mi? Böyle yabancı kökenli ama söylemleri daha katı olan. Çok daha katı. Eric Zemmour. O beyefendinin garazı neydi tam olarak? Ya, aslında o tamamen medyatik bir yapılanmaydı. Aslında kendisi gazeteciydi. Hatta gazetecilikten çok yorumcuydu. Yani sürekli çıkıyor yoruma. Çok ünlü yorumcu oldu ve çok basit konular. Yani bütün sorunlar yabancılar getiriyor. Demeçleri çok basitti ve İslam dini üzerine de çok fazla yükleniyordu. O İslam dini üzerine, çünkü ne diyordu? İşte İslam'ın kendi kuralları var. O kendi iç kuralları aslında Cumhuriyet'in, yani Fransa'nın kurallarıyla çakıştığı için bir Müslüman zaten mutlaka Kur'an'ı dinler. İşte Fransa anayasını, evet, dinlemez. Yani öyle bir, bunu insanların beynine yıllar boyunca aşıladı ve çok popüler birisi oldu. Kitapları çok fazla satmaya başladı. Ondan sonra arkasında çok ünlü bir iş adamı onu destekledi. Onun desteğiyle bu partiyi kurdu ama partinin aslında boş bir balon olduğu belliydi. Çünkü şu anda hiçbir milletvekili kalmadı. Tamamen seçimler oldu. Seçimin ertesi gün seçilen, onun partisinden seçilen milletvekilleri geri fondasyonlara döndü. Yani öyle tamam. Eridi gitti yani. Şu anda piyasada yok. Yok ama Front National'ın içerisinde yabancı kökenli siyasetçiler mevcut mu ve Front National bunları birleştirmek için ne gibi vaatlerde bulunuyor? Aslında Front National şöyle, onlar içinde var ama ulusal düzeyde o insanları görmüyoruz. Yerel yönetimlerde çok fazla var. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Front National zaten işte hani
tarihe Fransa'nın taşrasını tarihe bu buraya kadar geldi ve yerel yönetimlerde çok fazla yabancı kökenli, Cezayir kökenli insanlar var. Yani bizim Türk kökenli insanlar az, çünkü nispeten oransal olarak Türkler siyasete Cezayirler veya Mağrib ülkelerindeki vatandaşlardan daha az Fransız siyasetine katılıyorlar oransal olarak. Ama bunlar da var, yani örnekler var, bildiğim örnekler, yani belli belediye listelerinde oldukları var. Ama bunları çok fazla öne sürmüyorlar. Çünkü ilk başta kendi tabanını, kendi kitlesini konsolide etmek istiyorlar. Ondan sonra zaten bu düzeye gelecekler ve bu insanlar yerel yönetimde ne kadar güçlü olursa ulusal arenada siyaset yapmak biraz daha zor. Yani yerel yönetimler gibi değil. Yani o seviyede gelecek şu anda tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, o partinin içinde bildiğim kadarıyla böyle bir insan yok. Ama gelir mi? Gelir. Şunu unutmamak gerekiyor. Yani bir örnek vermemiz gerekiyorsa, nasıl sol partiler sınıf partisinden, bir sınıfı temsil eden bir partiden, toplumsal olaylara yönelen sosyalist partiler, sol partiler böyle bir evrim yaşadıysa, Front National gibi bu yeni sağ partiler böyle bir evrim yaşayabilir. Zaten de yaşıyor. Programın başında söyledik. Yaşıyor ve ileriye dönük bu konular zaten işte az önce Bülent Başkan da söylediği gibi, ya siz hani kökeniniz ne olursa olsun bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülkenin bir ekonomik varlığısınız. Homo economicus dediğimiz. Siz orada o ülkede çalışıyorsunuz. O ülkenin hani refahına da sizin katkınız var. Onun refahına belki kelimem biraz ağır ama balta vuran veya de onun refahına sıkıntı yaşayacak bütün olaylara, hani kökeniniz ne olursa olsun ona tepki verebilirsiniz. Yani dolayısıyla evet, bu çok doğal. Sadece burada az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani o yabancı kökenli insanlar, Türkler insanlara mesela en can alıcı konu din konusu. O din üzerinden bu demeçleri biraz hafiflettikleri zaman ben eminim ki yavaş yavaş onlara gidecek. Mesela aynı Hollanda örneği işte. Wilders hani geçtiğimiz seçimlerde böyle o tonu böyle biraz değiştirdi. Müthiş bir patlama yaşadı. Aynen. Ya benim arkadaşlarım var. Beraber okuduğumuz arkadaşlar kendileri çok üst düzey. Yani gerçekten Brüksel'de çok üst düzey insanlar oldu. Ve Mağrib ülke kökenli. Bunlar Müslüman yani. Mağrib ülkesi dediğiniz Fas, Cezayir, Tunus. Cezayir, Tunus yani. O ülkelerdeki insanlar, kökenli insanlar, arkadaşlarım bunlar bana açık açık söylüyor. Ya dediler ya vay, seçimler geliyor ama kendine en yakın hangi partiye yakın buluyorsun diye soruyorlar. Ya ben açık söyledim ya işte ben bu kendi görüşüm. Ben hiçbir partiye yakın değilim. Fransa'da dedim. Öyle. Ya bunda ben Front National'a yakınım. Açık açık ifade ediyorum. Bu Fas, Tunus ve Cezayir asıllılar biz Front National'a yakınız diyebiliyorlar şu an. Aynen öyle. Kendi şahsi görüşüm gerekiyorsa, yani burada şeffaf olmamız gerekiyorsa, şu da bir gerçek. Şunu da bir aslında bu soruyu da size sormak istedim Hollanda üzerinde, ama diğer Avrupa ülkelerinde de öyledir. Ya ben en çok korkudan bu tür partilerin yani iktidara gelmesi değil. Çünkü bu siyasi oyununun kuralı. Elbet bir parti iktidar olacak, diğer parti gidecek. Bu sürekli böyle iktidar böyle gidecek. Yani bir partinin gelip gelmesi köklü Avrupa ülkelerini sallamaz. Şimdi ama Hollanda'da bu konuda biraz daha şanslıyız Vahit Hocam. Şimdi Hollanda'da hani tabii ki böyle seçimler daha farklı işlediği için baraj derdimiz olmadığı için 150 tane milletvekili var. Eğer bir tane milletvekili elde ediyorsanız bunu kendi sandalyenizle doldurabiliyorsunuz. Mecliste söz sahibi olabiliyorsunuz. Denk Partisi 3 tane milletvekiline sahip, ama bunun yanı sıra hani zamanında İhtiyarlar Partisi vardı, Hayvanlar Partisi var, şu partisi var bu. Hani ya, şu anda o küçük partilerin arasında en büyük parti Denk Partisi şu anda. Ya şöyle, çok haklısın, çünkü bu seçim sistemi nasıl? Nispi temsil sistemi. Yani oy oranını en iyi temsil eden sistem Hollanda'da. Ama Fransa'da çoğunlukçu sistem. Tabii. Dolayısıyla yapılaşmış partiler seçimi kazanabiliyor. Az önce de dediğimiz gibi Front National yapılaşmaya gidiyor. Yani kitlesel parti olmaya gidiyor ve şu çok hani Fransız gündeminde şu anda yani gerçekten çok endişe vericisi, biliyorsunuz yaz boyu hükümet kurmaya çalışıyor. Hükümet kurmaları için mutlaka ve mutlaka Front National'ın desteğini almasa bile kürsüdeki olmaması gerekiyordu. Ve bunlara gen soru uygulamamaları için bir vaatte bulundu. Çünkü bu hani konuşuluyor.
Michel Barnier bir vaatte bulundu. Seçim yasasını değiştireceğim vaatinde. Yani can alıcı. Can alıcı çünkü hani nispi temsile geçmek. Az da olsa nispi temsile geçtiğiniz anda Front National iktidar oluyor. Evet. Ve şunu ben çok iyi hatırlıyorum. Yani Front National, Marine Le Pen genelde ayrı konular olacak da Marine Le Pen'in eski eşi ya yani güneyde çok Fransa'nın güneyinde Michel Barnier seçildiği anda yani ismi zikredildiği anda dedi seneye Temmuz'da seçim var. Bu hayırlısı bakalım hayırlısı. İnşallah. Şimdi Vahit Hocam siz daha demin söylediniz benim arkadaşlarımın bazıları hani yüksek eğitimli bunlar hani üniversitede çalışıyorlar veyahut da avukatlar en azından işte Fransa'nın hukuk sistemini A'dan Z'ye kadar insanlar olması lazım bunlar. Fas, Tunus ve Cezayir asıllı olanlar ve bunlar rahat bir şekilde Front National'a oy vereceğini ifade ediyorlar. Bülent Bey siz daha demin söylediniz hani Almanya'da yaşayan Türk toplumunun içerisinde gün geçtikçe büyüyen bir kesim alternatif für Deutschland'ı ciddi bir alternatif olarak görmeye başladı. Şimdi siz de muhakkak İlker Bey Belçika'da vatandaşlarla görüşüyorsunuzdur. Hani onların içerisinde de hani Flams Blanc'a veyahut da NVA'ya Bart de Wever'a oy vereceğim diye bir kitle var mı? Aslında şöyle evet çok duyuyorum. Hani karşılaştığınız bir durumu bizimle paylaşırsanız. Şöyle bir gerçek var yani. Bizim aslında toplumumuz yani yeni nesiller burada doğup burada büyümüş bir insanlar yani. Hem Türk veya başka bir uyrukla Belçika veya Avrupa kimliğini beraber barındırmaya çalışan bir gençlik geliyor. Bundan dolayı aslında bunlar kendini daha çok Avrupa'ya ait olarak görmeye başlıyorlar. Eskiden belki değişik ülkelerden gelen insanlar daha hala o köklerini taşırken, daha çok sola kaymışken aslında yeni nesil burada doğup burada büyüdükleri için, buradaki örf adetleri bildikleri için tabii bir tarafından da köklerini unutmuyorlar. Ama böyle bir yere girdikleri için kimliklerinden dolayı aslında milliyetçiden daha fazla milliyetçi olabiliyorlar. Ve bununla beraber yani dediğimiz gibi Vlaams Belang, NVA partilerinde aşırı bir şekilde gençlerin oyları var ve bu gençlerin arasında tabii ki Türk, Faslı ve diğer uyruklu insanlar da mevcut yani. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum tabii ki bu konuyla bağlantılı olan. Önce kısaca herkesten birkaç cümle içerisinde bu konuda fikir beyan etmelerini istiyorum. Malumunuz şu anda bizim içimizi yakan, derinden yakan Gazze'de şiddetli bir şekilde hani İsrail oradaki Müslümanları hunharca katlediyor. O bir gerçek. Şimdi bu bir cümlede Vahit Hocam, Front National'ın buna karşı tutumu pozitif mi negatif? Taraf mı bu konuda yoksa tarafsız mı? Taraf olmamaya çalışıyor çünkü. Ama muhakkak bir fikir beyan etmesi gerekiyor değil mi? Ediyor. Çünkü onun kendi geçmişinde Yahudilere karşı antisemitik bir parti olarak göründüğü için şu anda diğer partilere bakarak çok daha fazla yapıyorlar. En azından İsrail'i savunuyor diyorsun. Aynen öyle. Şimdi Bülent Bey, Alternatif für Deutschland İsrail'i savunuyor mu yoksa Filistin'deki olan mezalime karşı bir tavır alıyor? Filistin'de ve şu an maalesef Gazze'de ve genişletilmiş olarak Lübnan'da yapılan saldırılara hiçbir surette negatif yaklaşımda değiller maalesef. Evet. Belçika için de soralım İlker Bey size. Aslında şu an bütün partiler Filistin hükümetini tanımak istiyor. Lakin Emer Partisi buna karşı çıkıyor. Daha hazır değiliz. Valon bölgesinde. Valon bölgesindeki evet. Sağ parti. Flamengo bölgesinde bu tutum nasıl? NVA partisi. Aslında bütün partiler kabul ediyor yani. Kabul etmek istiyor. Filistin'i kabul etmek istiyor. Evet. Filistin NVA kabul etmek istemiyor. Bir tek Emer. Emer kabul etmek istiyor. NVA da kabul etmek istiyor. Yani bütün partiler birleşti tamam dediler. Bir tek Emer bunu veto koyup hayır koydu. Yani onundan dolayı biz seçimleri bekleyelim ondan sonra görelim gibisinden bir tutumdan dolayı. Aslında onlar bazı partiler de bunu kullanıp evet verdiler diye düşünüyorum evet, yani. Evet. Hani onların tutumu biraz daha sert oldukları için bu konuda değişimi olmayacağını bildikleri için hadi buna da evet diyelim diyorlar. Evet. Hatta iki gün önce Emer'in başkanı İsrail'i savunan büyük bir söyleşi yaptı yani radyoda. Şimdi Belçika'da işte bu konuda hani en azından toplum açısından, seçmen açısından böyle bu olaya daha tepkili olduğuna şahit oluyoruz. Şimdi özellikle hani Almanya'da Alternatif'in tabanı ve Fransa'da Front National'ın tabanını biraz daha irdeleyelim. Onun altına bir bakalım. Şimdi bu partilerin kitleleri
partilerin bu tavrına karşı ne gibi bir yaklaşım gösteriyorlar? Bülent Hocam, sizin de bakıyorsunuz. Aslında Filistin, Gazze ve Lübnan'a yapılan saldırılar elbette insanların gündeminde var. Ancak gündeminde üst sıralarda yok. Kendi sorunlarıyla ilgili meseleleri daha ön plana koyuyorlar. Ve bu sorunlarla ilgili partilerin ne söylediğine bakıyorlar. Şimdi bu sol partilerden tutun da Alternative für Deutschland'ın bünyesinde de olanlardan olduğuna eminim. Kulislerde yöneticileri ve parti mensupları ve sempatizanları tümüyle İsrail'in yaptıklarının hiçbir surette ne uluslararası hukuka, ne ahlaka, ne insanlığa, ne de herhangi bir dine mensup olan bir insanın değerlerine uymadığını hepsi söylüyor. Özellikle Avrupa'nın diğer ülkeleriyle kıyaslandığı zaman Almanya'da İsrail'in eleştirilmesi söz konusu olamaz. Niye? Tarihi bir gerçek söz konusu. Nazilerin Yahudileri katletmesiyle birlikte böyle bir tabu Almanya'da. Ben eminim bana da kulislerde Alman siyasiler tarafından İsrail'in en üst noktadaki siyasilerden tutun da parti tabanına varana kadar İsrail'in yaptığı hiçbir surette doğru değil. Ama biz burada maalesef bir fikir beyan edemiyoruz tarihimiz hasebiyle. Sağ sol fark etmiyor. Tabii şimdi Almanya'nın o konuda bir devlet politikası olduğu bariz, açık ortada. Diğer ülkelerin tavır almasını bekliyor ki en son onlar da tabii ki tarihlerinden dolayı bunu söylemiyor. Fransa'da mümkün mü böyle bir şey? Hani Front National tabanına bakarak ve siyasi gerçeğe bakacak olursak böyle bir değişimin, böyle rüzgarın farklı bir şekilde esmesi söz konusu mu? Söz konusu değil maalesef. Fransa'da da aynı. Yani Almanya'nın durumuyla taban, halk, toplum bu konuları aslında takip ediyordu ama ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Çünkü evet. Hani bu siyaseten olarak hani bu jeopolitik olaylar direkt Fransa'yı bağlamadı. Yani Fransa'yı ilgilendirmediği takdirde bu konular işte seçmenin oy değiştirmesi ve seçmene bir etkisi yok. Haberlerde dinliyorlar. Bu partiler İsrail'i destekliyorlar. Aynı Fransa gibi. Çünkü Fransa Almanya kadar böyle 2. Dünya Savaşı'nda bu kadar hani Almanya kadar kendisi sorumluluğu hissetmiyorsa en azından bir sorumluluk var. Çünkü Fransa'nın yarısı Almanya'ya beraber bu katliama, Yahudilere yapılan katliama destek oldu. Bundan dolayı da Fransızlar buna dikkat ediyorlar ve bu konuda hassaslar. Ve şöyle bir durum var. Yani Millet Başkanı'nın da söylediği gibi yani bir eleştiri olarak bu Almanya'daki partiler işte merkez genel partileri, o eski partilerin ne kadar hani Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak arasında söylüyor. Bu benim söylediğim. Hani kuklaları olduğunu. Fransa'da da aynı. Aslında o partiler yani Fransa'daki bu partilerin tutum değişikliği, eğer hani Amerika'da böyle bir tutum değişikliği varsa, bu konuda bir şey olursa, mesela yeni bir yönetim gelirse Amerika'ya o tutumlar değişebilir. Ama şu anda destekliyorlar. Evet. Tutum değişikliği olmaz. Hani sanırım bu konu üzerinde daha belki yeni bir program yapabiliriz. Evet, belki evet. Önümüzdeki dönemlerde bu konu üzerinde muhakkak durmamız gerekecek. Evet. Ve tabii ki o zamana kadar umarız ki oradaki mezalim, oradaki evet. O katliamlar, oradaki o insan dışı olan olaylar inşallah son bulur ki o konuda da maalesef inşallah bir değişiklik olur. Tabii ki ümit kesilmez, Allah'tan ümit kesilmez o konuda. İnşallah bir değişim olur ki o konuyu tekrar gündeme getirmek zorunda kalmayız. Ama muhakkak önümüzdeki dönemlerde bu konu üzerinde de bir fikir alışverişi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İlker Bey, Bülent Bey, Vahit Bey sizlere çok teşekkür ediyorum fikirleriniz için, bizi aydınlattığınız için, ülkenizdeki örnekleri bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz, bizi takip ettiğiniz için. Önümüzdeki hafta Avrupa'da Hayat programında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize tekrar hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere.